Ne oldu patron? Şerif sessizlik tercih ediyor. Evet evet, Şerif sessizlik tercih ediyor. Şu denizlerin arkasındaki hayalleri, anıları, aşkları, düşleri bilbilseniz. Hayrola patron, ince bir kadın meselesi mi? Bir kadın meselesinden öte. Aşk, duygu ve bir ömür. Peki niye burada durduk? Binlerce deniz, 250 bin aşk var. Bu deniz yalnız burada var. O zaman patron, ben kayıtın ikinci yarısını alıp geleyim. Ne kayıtısı lan üstü? Evet lan, ne kayıtısı? Hisli anıları değerlendirme kayıtısı. Şerif saçma sapan konuşmalardan hoşlanmaz. Saçma sapan olur mu patron? Ben zaten buraya gelirken ilk yarısını almıştım. Neyin ilk yarısı? İşte patron. Bu Emil Zola'nın bile piri. Pir Zola. Ne olacak şimdi bu? Ne olacak olur patron. Şimdi sen izin veriyorsun. Ben hemen bir mangalla birkaç torba mangal kömür alıyorum. Besleyici kuvvet olarak da beyaz peynir ve rakı alıyorum. Kavun almıyorum. Çünkü onun mevsimi değil. Bir de masa kuruyoruz. Başlıyoruz ani bir inşaata. Ne inşaatı be? Bir dakika patron. Olayın en ince yerindeyiz. Bırak da inceldiği yerden kopsun. Ben olayın gerisini de anlatayım. İsim verme patron. Gene saçmalıyor. Her idamdan sonra arzusu olur. O masal anlatmayı tercih etti. Bırak da konuşsun. Sağ ol patron. Zaten Haydar. Haydar ince işlerdir anlamaz. Ha ne diyordum? Şimdi ben buraya geliyorum. Sonra mangalı yakıyoruz. Rakıyı beyazlatıyoruz. Rakının en önce beyazlanması şart. Çünkü ani olarak bayatlayabilir. Bu kadar mı? Olurum patron. Şimdi finale geliyorum. Tam bu sırada ben sana Safiye Aylı'dan bir parça okuyorum. Sen işini döküyorsun. Etin şu parçasını sana veririm. Geri kalanı ben Haydar'la paylaşırım. Yağlarını Haydar'a veririm. Çünkü onun pek hoca haftan anlama durumu yok. Ama patron ne şanslısın be. Hadi yine kaptın etin yarısını. Ben niye yağlarını yiyorum? Oğlum kolesterol yalnız insanlarda olur da ondan. Ulan sıçtınız hissiyatımın içine. Şerif bürosuna gitmek istiyorum. Aa, bugün kurban bayramı mı? Büronun açılışını kutluyoruz. Güzel. Buyurun. Güzel. Siz de buyurun. Nananam. Aa, dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Ne var? Siz istiyorlar. Alo. Benim. Aa, İrfan abi merhaba, saygılar, sevgiler. Yok ya. Abi ben o işleri bıraktım ya. Maalesef abi. Tabii tabii. Hürmetler, saygılar abi. Kimmiş? Ya yaşlı amcanın biri. Oğlunu kabadayı yanına vermek istiyormuş. Aa. Hayır ben bu işleri bıraktım. Herkes oğlunu üniversiteye verir gibi kabadayı yanına vermek istiyor ya. Bunları hemen asalım. Evet çok doğru. Tabii tabii, bunlardan 1500 tanesini sallandıracaksın Taksim Meydanı'nda. Bak bakalım bir daha böyle şeyler oluyor mu? Çok mu attım? Evet evet çok doğru. Peki işin oldu? Tamamen halloldu. Şu andan itibaren eski işler bitmiştir. Tamam bitmiştir. Evet evet çok doğru bitmiştir. Hadi bakalım Şerefe.